Herkese öncelikle iyi Ramazanlar diliyorum. Dün bir soru sorduk hem YouTube topluluk sayfasından hem de Twitter hesabımızdan. Ramazan'da malum saat 19 iftar vaktine geliyor veya iftardan biraz önce bir yayın saati değişikliği yapalım mı diye sizlere sorduk. Yaklaşık olarak YouTube'da %55, Twitter'da da %59 saat 21 olarak bir talepte bulundu izleyicilerimiz. Biz de İşte herkes iftarını yapar, şöyle bir çayını kahvesini içer, kendisine gelir. Saat 9'da da biz de yayınımızı başlatırız kararı aldık. Ve arkasından da bugün Ramazan'ın ilk gününde saat 9'daki ilk yayınımızla sizlerle birlikteyiz. Aslında bugün başka bir konu yapmayı planlamıştım ama ne yazık ki dün gece Kanada'dan enteresan gelişmeler haberleri gelmeye başladı. Ve Kanada Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak geçici olarak başlatılan Türkiye'ye silah ambargosunun kalıcı hale getirildiğini açıkladı. Peki bu ambargo nasıl başladı? Nereleri etkileyecek? Buna Türkiye'nin bir karşılığı olacak mı? Ve tabii ki videonun son bölümünde de tamam savaş alanında Türkler olarak, Türk insanı olarak, Türk devleti olarak ağırlığımız gerçekten çok iyi. Gerçekten savaşlarla ilgili birçok şeyi değiştirebiliyoruz ama konu lobiye gelince niye zayıfız? Biraz da birkaç kelime bunlarla etmek, bu konuda bilgi vermek istiyorum size. Son birkaç yıldır özellikle yurt dışına baktığımız zaman terör operasyonunu ayrı bir şeyde inceleyebiliriz ama önce Libya, arkasından da Azerbaycan'ın Ermenistan'la yaptığı 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda İnsansız hava araçları, drone sistemleri savaşın belirleyicisi oldu ve gerçekten savaşın akışını değiştirdi. Bu akışın değişmesinde de özellikle Baykar grubunun yaptığı TB2 Bayraktar tipi İHA ve SİHA'lar çok önemli bir rol oynadı. Tabii ki insansız zaten lafının özelliğin başına geliyor. İnsansız hava araçları riski insan kaybı yaşamadan operasyonun yapılmasını sağlıyor. Herhangi bir şekilde pilot kaybetmiyorsunuz. Ama bazen bunlar düşebiliyor. Düşüldüğü zaman karşı taraf özellikle Türk İHA ve SİHA'larını çok dikkatle inceliyor. Ermenistan bu konuda bu bulduğu bütün enkazları topladı. Hatta bu konudaki incelemelerin Ruslarla da beraber yapıldığı ifade ediliyor. Ve tek tek İşte bir kablonun üzerindeki seri numarasından imalatçıya kadar bir sürü liste çıkardı Ermenistan. Sonuçta bu insansız hava araçları tabii ki yerli milli insansız hava araçlar ama birçok sistemi de dışarıdan hazır olarak alınıyor. İşte bir bakıyorsunuz yakıt pompa kapağından Baykar'ın aynı zamanda bölge temsilcisi servis merkezi olduğu Kanadalı L3 Vescam şirketinin MX-15 kamerasına kadar farklı farklı sistemler var. Ve Ermeniler yurt dışındaki lobilerini kullanan ki Kanada'da, işte Fransa'da, İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok etkin bu lobiler oradaki üreticiler üzerine baskı kurmaya başladı. Ele geçen enkazlardan bir tanesinde bu İHA'nın burnunda bulunan MX-15 kamera sistemi incelendiğinde seri numaraları ortaya çıktı. Ve bu seri numaraları Kanada hükümetine başvurularak bu seri numaralı kameranın hangi izinlerle Türkiye tarafından Azerbaycan'a ihraç edildiği soruşturulmaya başlandı. Yapılan kontrollerde bu soruşturma sürecinin başlamasıyla birlikte ki bu savaş sırasında oldu, geçtiğimiz Ekim-Kasım ayları içerisinde oldu. Türkiye'ye ikinci bir emre kadar Kanada silah ihracatını askıya aldı. Dün hazırlanan raporda bu soruşturmanın tamamlandığını anlıyoruz. Ve Türk Deniz Kuvvetleri için imal edilen TB2'lerden bir kısmının Türkiye'ye, Azerbaycan'a sattığı ve buradaki savaşta kullanıldığı tespit edildi. Şimdi diyeceksiniz ki bir kamera bunun özelliği nedir? Olay silah olduğu zaman, silah sektörü, savunma sanayi olduğu zaman, yurt dışından bir şey aldığınız zaman bir anlaşma imzalıyorsunuz. Yani bugün bir askeri postal üreten bir şirket yurt dışında bir askeri kullanıcıya işte ne bileyim X bir ülkenin silahlı kuvvetlerine ihracat yapacağı zaman
dönüyor dolaşıyor. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan özel izinler alınıyor. Ve yapılan anlaşmalarda oradan alınan izinlerin maddeleri giriyor. Şimdi L3 şirketi diyor ki ben Türkiye'ye Kanada hükümetinin izniyle Baykar'ın ürettiği TB2'lerin Türk Deniz Kuvvetleri'ndeki görevi için bu kameraları verdim. Bu kameralar Azerbaycan'da ne arıyor diye sormaya başlıyor. Tabii diyebilirsiniz ki siz aldım bunu kullanırım. Bu kadar basit değil. İşte hukuki bir kameranın düşmesi orada araçla birlikte, başkalarının eline geçmesi ve oluşturulan soruşturma Türkiye'yi ambargo açısından sıkıntılı bir duruma sokmuş olabiliyor. Peki ne kadar önemli bu L3'ün, L3 Harris Westcam şirketinin ürettiği kamera diye sorabilirsiniz. Bu Westcam şirketi çok uzun yıllardır optik kameralar, yani bu hava araçlarına takılan, çok uzun mesafelerden zoom yapabilen, hedef takip edebilen kameralar geliştiriyor. Tabii bunun da yerli bir alternatifi var. Aselsan tarafından geliştirilen CATS. Hatta CATS'in ikinci nesli içinde, ikinci ailesi içinde çalışmalar yapılıyor ve kameraların verimliliği arttırılıyor. Ama yan yana koyduğunuz zaman bir tarafta adamın 60 yıllık tecrübesi var. Diğer tarafta da işte ambargolar, kısıtlamalar, çünkü hani çok değerli lensler, objektifler, optik sistemler içeriyor bu kameralar. Onu bulmanız lazım. Onu hangi standartta üreteceksiniz? Yani belki üretim miktarı arttıkça kaliteyi yukarı çıkaracaksınız. Fiyatı aşağı indireceksiniz. Ve dönüyor, dolaşıyor. Burada bir kalite problemi ortaya çıkartıyor. Düşünün işte bir savaş anında o kamera kilometrelerce öteden zoom yapmaya başlıyor. O hedef düşman mı değil mi vuracaksınız. Bu görüntü geliyor karşınıza. Tabii ki asker bir operasyon yaparken en iyisini istiyor haklı olarak. Ve oradaki bir kritik belki bir savaşın akışını, operasyonun akışını değiştirecek. Burada da en iyi malzemeyle savaşmak istiyor haklı olarak asker. Bir tarafta da işte ambargolar, ne yapacaksınız? Tamam, alamadığınız şey sizi motive ediyor yerli yapmak için, ama bir tarafta da işte yıllarını vermiş şirketler ve bu seviyeye ulaşmak gerçekten çok 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 zor. Ama zorluklar tabii ki Türk savunma sanayinin aşabilmesi için de önemli bir, tabiri caizse, kamçı diyelim. Fakat tabii ki bu tür olaylarda Türkiye'nin işte Kanada ile neler yapıyoruz? İşte tamam bir kamera ne olacak diyebilirsiniz, ama bu tür yaklaşımlar üst üste binmeye başladığı zaman zaten ülkenin kaynakları kısıtlı. Bu kaynakları bazı şeyleri yeniden baştan keşfetmeye, yeniden baştan tasarlanmaya veya o aradaki geçecek test süreçlerini beklemeye başlıyorsunuz. Şimdi Kanada'nın Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasıyla birlikte ana kalemler olarak nelerden etkilenecek Türkiye, bir buna bakmakta fayda var. Şimdi bunların başında Pratt & Whitney Canada PWC şirketinin kısaltması olan ürettiği PT6 serisi turboprop motorlar geliyor. Bu turboprop motorlar nerelerde kullanılıyor? Örneğin bu motorun, PT6'nın 1600 beygirlik olan modeli Hürkuş uçaklarına kullanılıyor. Yani bundan sonra ben Hürkuş için motor istedim dediğimiz zaman Kanada bu motoru satmayacak Türkiye'ye. Yedek parça akışı ne olacak? Bunlar soru işareti. PT6'ların daha basit versiyonu, yaklaşık 1000 beygirlik basit modeli diyelim, daha az güç üreten modeli KT-1 eğitim uçaklarında kullanılıyor. Güney Kore yapısı. Hatta geçtiğimiz günlerde bir tanesi düştü. Şimdi bunlarla ilgili akış ne olacak? Keza PT6 serisi kara kuvvetlerinde, jandarmada, emniyette bulunan insanlı keşif uçağı IKU'lar, ki bu IKU'lar King Air 350 gövdesi üzerine yerleştirilmiş sistemlerden oluşuyor. Bu uçaklarda kullanılıyor. Şimdi bu PT6'larla ilgili bir parça akışı, yeni motor lazım olduğu zaman nasıl bir yol izlenecek? Bunlar soru işareti. Bir de Pratt & Whitney Kanada'nın imal ettiği PW100 serisi motorlar var. Bu motorlarda Türk Deniz Kuvvetleri envanterine, deniz karakol uçağı ve denizaltı savaşında kullanılmak üzere üretilen ve teslimatı başlanan ATR-72 tipi uçaklarda kullanılıyor. Bu motorların parça ve motor temini konusunda da Kanada'da bir sıkıntı yaşanması bekleniyor. Ama burada tabii bir parantez açmak istiyorum. Bu motorlar, PT-6 serisi, PW-100 serisi sonuçta sivil orijinli motorlar. Bunlara parçalar daha farklı kaynaklardan bulunabileceğini ben açıkçası düşünüyorum.
Şimdi Kanada ile ilgili bir başka projemiz de Hava Soş projesi. Hava Soş projesi nedir? TUSAŞ ile Aselsan'ın birlikte yaptığı 4 adet Global 6000 tipi işçeti satın alındı. Bu işçetine havada sinyal istihbaratı yapacak. Aynı zamanda elektronik yayınları gerektiğinde bozabilecek, şaşırtabilecek bir uçan elektronik platform haline getirilecek olan Global 6000 uçakları. Havacılık modifikasyonlarını TUSAŞ yapıyor, iç sistemlerini de Aselsan üretiyor. Global 6000 serisi uçaklar Kanadalı iş jeti imalatçısı Bombardier'in aslında uzun menzilli sivil orijinli uçakları. Bu uçaklar havacılıkta green olarak adlandırılan, yani dış boyaması, iç kabin konfigürasyonu yapılmadan satın alındı. Dördü de Ankara'daki TUSAŞ tesislerine getirildi. Şimdi uçaklar alındı ama gelecekte bunlarla ilgili işte eğitim, yedek parça nasıl bir yol izlenecek Kanada ile, bunlar gerçekten soru işareti oluşturuyor. Zaten bu projede de belirli bir süre bir gecikme planlanıyordu. Muhtemel bu gecikmenin bu plan dahiline, bu ilişkiler kötüleştikten sonra da bunun gecikmelerine etki ettiğini zannediyorum. Başka uçak alalım yapalım deseniz, bugün Amerikan Hava Kuvvetleri'nde bile Global 6000'lerin bir önceki nesli olan Global Express'ten geliştirilen uçaklar uçuyor. Şimdi bir bakıyorsunuz bu uçaklar işte Afganistan'da, Irak'ta veya kuzeyde Karadeniz semalarında, Ukrayna semalarında yoğun olarak uçuyor. Yani bu projeye özel geliştirilmiş bir sistem bu. Türkiye'de bu sistemi seçti. Bakalım nasıl devam edecek, neleri kapsayacak? Bu da gerçekten takip edilmesi gereken çok önemli bir konu. Bir başka Kanada sistemi ise Seahawk helikopterlerinin gemiye inişlerini sağlayan, gece veya gündüz şartlarında verimli bir şekilde, emniyetli bir şekilde inmesini sağlayan ASIST sistemi var. ASIST sistemi helikopter yakalama ve transfer sistemi. Bu sistemde de Kanada'dan alınıyordu. Bu sistemin de yerleştirilmesi üzerine çalışmalar var. İşte bu sistemin milgemlere konulması, devamında gemiler yapıldıkça konulması hedefleniyor. Çünkü bir gemi için bir helipede, yani bir helikopterin iniş kalkış yapacağı alan olması çok önemli. Bu helikopter görevler sırasında gemiden havalanarak görev yapıyor. Geminin emniyetini, özellikle denizaltı tehditlerini önceden algılanmasına çok ciddi bir yardımda bulunuyor. Şimdi bunların yaklaşma sistemleri Kanadalı bir şirket tarafından üretilen ASIST, bu nasıl yerleştirilecek veya benzer verim yakalanacak mı? Tabii bu da çok ciddi bir Ar-Ge çalışması gerektiriyor. Tabii bunları konuşurken insanın aklına şu da gelmiyor değil. Türkiye eğer Azerbaycan'a TB2 yerine ANKA verseydi, örneğin PD-155, PD-170 motoru, TEİ'nin geliştirdiği motorları kullanan, burnunda Aselsan'ın CATS olarak adlandırılan kamera sistemine sahip ANKA verilseydi herhangi bir sorun olmayacaktı gibi, ama burada işte tercih TB2'den yana yapılmış ve Kanada'da bunu yakalamış Türk Deniz Kuvvetleri için üretilen kameralar düşen bir TB2 üzerinde bulunmuş. Tabii bunları çok dikkat etmek lazım. Sonuçta işte Türkiye'de Deniz Kuvvetleri'ne veya başka bir askeri birime verilmiş bir sistem başka bir yerden çıktığı zaman işte böyle hukuksal problemlerle karşılaşılabiliyor. Bunların çok dikkatli hareket edilerek gelecekteki işte satışlarda, silah transferlerine çok dikkatli takip edilmesi ve kararların bu yönde alınması gerekiyor. Ama dediğim gibi enseyi karartmaya çok gerek yok. Kısa vadede sıkıntılar bunlar. Ama uzun vadede baktığınız zaman bunlara alternatif üretmeniz lazım. Bunlar için Ar-Ge yapmak lazım. Bunlar yapılıyor muhakkak ama dediğim gibi 1 liralık mal belki size 5 liraya, 10 liraya mal oluyor. Bunları üst üste koyduğunuz zaman çok ciddi faturalar ödenmek zorunda kalınabiliyor. Videonun da başında belirttiğim gibi Türkiye savaşlara gerçekten savaşçı bir milletiz. Savaşta, muharebede alt edebilmek Türk insanını çok zor. Gerçekten hani iyi savaşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. İşte bir harekat olduğu zaman insanlarımız bütünleşiyor. Ama sonrasını başarılı bir şekilde getirirken problemler yaşıyoruz. İşte diplomatik kolumuz eksik kalabiliyor. Veya yurt dışındaki Türkler bir araya gelip İşte bir Ermeniler gibi bir diaspora oluşturamıyor. Ülkeler üzerinde bir baskı oluşturamıyor.
ne kadar baskı oluşturabiliyorlar, ne yapabiliyorlar? Bunlar gerçekten bir yurt dışındaki diğer azınlıklara göre ne durumdalar? Bunlar gerçekten soru işareti. Bu konuda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çok daha aktif çalışmaları ve gerektiği zaman bir yaptırım oluşturmaları gerekiyor. Aksi halde işte bugün Kanada ile uğraşıyoruz, Amerika ile olan problemler var. İşte bir şekilde burası, bu topraklar yalnız bırakılmak durumuna geçilebiliyor. İşte sıkıntılar yaşanıyor. Ne yapılacak, ne edilecek? Bunlarla ilgili hani her şey savaşla bitmiyor. Diplomasi, teknoloji, yurt dışındaki oluşturulan Türk diasporasının herkesin çok etkin çalışması, çok dikkatli adımların atılması gerekiyor. Bugünkü videomuzda bu Kanada'nın kesinleştirdiği ambargolar ve nasıl bir etki oluşturabilir, bunlara bakmaya çalıştık. Aklımıza gelen soruları yanıtlamaya çalıştık. Umarım bana bu konuyla ilgili çok sayıda soru geldi. Umarım sizlerin biraz daha bu konu gözünde netleştiğine inanıyorum. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Ben yorumları dikkatle okuyup cevaplandırmak için elimden geleni yapıyorum. Bizlere sosyal medya üzerinden ulaşabileceğiniz gibi detaylı askeri havacılık, sivil havacılık, uzay, savunma konuları tolgozbek.com sitemizde. İşbirlikleriniz için de info@tolgozbek.com adresine mail bekliyorum. Yarın yeni bir videoda ve saat 21'de görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler, iyi Ramazanlar diliyorum.